Maşallah. Gururlandırdılar bizi. Çektin mi? Orada dünya şampiyonası vardı. Malta'ya gittik. Milli takıma gelmişsin. Evet, C milliydim. Orada dünya şampiyonası oluşuna 10 milli oldum. Çok güzel. Bir de şey varmış Kemal abi, ben oraya yazmadım da. Bulgaristan'da da 3 hafta önce bir yarışma yaptım. Yarışmacısı? Evet. Evet. Ha, tamam. Bulgaristan'da. Bulgaristan'da. Ödüller aldın. En son Slovenya'da milli takım adına genç milli takım. Teknen eğitim kurumları akademik yönde oldukça büyük başarılar göstermekle beraber gerek sosyal, gerek kültürel, gerekse sportif alanlarda da üstün başarılar gösteren öğrenciler yetiştirmektedir. Bunlardan biri de Nisa. Nisa Özsoy kızımız geçtiğimiz günlerde Nisan'ın başında yapılan Türkiye yarışmalarında 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu olmuştur. Snowboard'da. Türkiye Kayak Federasyonu'nun yaptığı bir müsabakada. Daha sonra Bulgaristan'da dereceler almış. En sonunda da Slovenya'da yapılan bu yıl snowboard yarışmasında milli takımımızı genç millilerde, genç bayan millilerde temsil etmiştir. Çok değerli öğrencimize böyle bir sürekli hatırlayabileceği bir hatıra vermek istiyoruz. Allah muvaffak etsin. Çok büyük bir avantaj bizim için. Yani desteği gerçekten yardım. Yani desteğe ihtiyaç duyan bir spordayız. Destek olmadan bu işler olmuyor. Ailem olsun, okulum olsun. Bize çok büyük destek verdiler. Yani çok mutluluk verici bir şey tabii. Yani seneye de 12. sınıfım. Umarım akademik anlamda da İnşallah. Başarıyı sürdürebilirim. Yani teşekkür ediyorum okuluma da, aileme de. Yarışmasında Türkiye ikincisi oldum tarih alanında. Tarih? Evet. Harika. Konu neydi, onu da söyleyeyim. Okul dışı tarih öğrenimiydi. Kayseri'deki müzelerde tarih öğrenimiyle alakalıydı. Ayrıca Teknofest'e katıldım 3 projeyle. Bu sene de hem TÜBİTAK'a katıldım. TÜBİTAK'ta derece alamadım sosyolojiden. Ama aynı projeyle Endonezya'da düzenlenen uluslararası bir yarışmaya katıldık. Onda dünya birincisi oldum. Değerli öğrencilerimizden biri de Ezel Öykü Şengül. Bizim 10. sınıf öğrencimiz. Kendisi. Geçtiğimiz yıl Teknofest ve TÜBİTAK yarışmalarında büyük başarılar elde etmişti. Türkiye üçüncüsü olmuştu. Ama bu yıl Endonezya'da yapılan ve 43 ülkenin katıldığı proje yarışmalarında dünya birincisi oldu. Konuda akıllı ilaç kullanımı idi. Gerçekten çok büyük bir başarı elde etti. Dünya şampiyonu oldu Ezel. İnşallah bundan sonraki çalışmalarında da bu üstün başarılar gösterir. Böyle güzel bir hatıra vermek istiyorum. Hayır, Anadolu Lisesi. Siz Yalova'da yarıştınız ve kulüpler arası bir yarışmada, değil mi? Merhaba, Özgür Hocam. Hoş geldiniz. Tekten Karate Kulübümüzün öğrencileri Beren Gökdemir, Asya Çetinkaya ve Aslıhan Bahadır. Ve öğretmenler Kubilay Bekçi Bey'le. Geçtiğimiz günlerde Mart sonu Nisan başın itibariyle yapılan Yalova'daki Türkiye Karate Şampiyonası'nda genç kızlarımız da, değil mi? Evet. Türkiye beşincisi oldular. Tekten karate kulübü olarak bu başarıyı elde ettiler. Bu gerçekten takdire şayan bir başarı. Kendilerini tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Her zaman desteğimizin arkalarında olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve bu yönde hem eğitimcilerinizi, müdürümüzü, yetkililerimizi ve ailelerinizi tebrik ediyorum. Müsaadenizle. Aslıhan. Teşekkür ederim. Ekip başı kim? Sen misin? Asya. Asya? Bu zamana kadar hiç düşünmemiştik.
Hepsi ekip başında. Çok zor bir soru oldu. Evet, Asya Bey. Takım yaptığımız için hepiniz aynı. Yaran, tebrik ederim. İçinizden biri bir şeyler söylesin. Kim söylemek ister? Ya fark etmez. Hepiniz aynısınız. Aslan söyle. Tamam, Aslan. Biz Kayseri karatesi olarak yani hocalarımızın eşliğinde de hem sportif hem eğitimsel alanda gelişmeye çalışıyoruz. Desteklerinizi gördüğümüz için teşekkür ediyoruz öncelikle. Önce siz sonra antrenörlerimiz sayesinde daha çok gelişeceğimizi de düşünüyoruz. Teşekkür ederiz her şey için. Ben de sizlere teşekkür ederim. Tebrik ederim. Mart 1 Nisan arasında Yalova'da 78 kulübün katılmış olduğu Avrupa ikincisi olan bir grubun içerisinde son anda küsuratla kılpayla üçüncülüğü kaçırdılar. Ama tabii bu onların çalışma azmini daha da güçlendirecek inşallah. Beşinci oldular. Şimdi önümüzde Urfa ilinde düzenlenen Temmuz ayı, Haziran sonunda, Temmuz'un başında Avrupa Milli Takım Seçmesi olacak. İnşallah kısmet olursa çocuklarımız büyük bir aday. Ben umut İnşallah. Ediyorum ki ne azimli çalışmalarından dolayı dün de antrenmanımız vardı. Biz pandemi demiyoruz. Yaz kış demiyoruz. Devamlı fırsat bulduğumuz her noktada azimli bir şekilde çocuklarımızı çalıştırıyoruz. Hacman.